Merhabalar. Düşünüyordum da zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor. Bazen sevinçli kavuşmalarımızın, bazen hüzünlü ayrılıklarımızın üzerinden bir de bakıyorsunuz 10 yıllar akıp gitmiş. Sevgili Can Yücel'i 1999 12 Ağustos'unda kaybetmiştik. Bugün onun ölüm yıl dönümü. Arşivime şöyle bir baktım neler var diye onunla ilgili olarak. 2007 yılında Datça'daydık bir çekim için. Birçok yerde, farklı yerlerde çekimlerimizi tamamladıktan sonra en çok yapmak istediğimiz şeyi yapmak üzere eski Datça'nın yolunu tutmuştuk. Can Baba'nın evini görmek istiyorduk. Hele içeride birileri varsa gelin birlikte izleyelim isterseniz gerisini. Datça'ya gelip de eski Datça'yı görmeden buradan ayrılmak olmaz. Eski Datça evleriyle, sokaklarıyla eski Türk yaşam tarzını tam anlamıyla yansıtıyor diye söylendi bize. Henüz görmediğim için net bir şey şu anda söylemek istemiyorum size. Önce görelim isterseniz, daha sonra sokaklarda bol bol konuşalım. Geçen zamanın dokunmaya kıyamadığı bu güzel sokaklara, şiirleri zamanın çok ötelerine kadar varlığını sürdürecek olan bir şairin adı yakışırdı elbette. Bu nedenle içinde bulunduğum Can Yücel Sokağı adını fazlasıyla hak ediyor. Hemen yanımdaki ev Şair Can Yücel Kütüphanesi, sadece araştırma için açık. Eğer herhangi bir araştırma yapacaksanız bu kapılar size ardına kadar açılıyor ve içeri giriyorsunuz. Çok dingin, yemyeşil bir ortamda araştırmalarınızı yapıyorsunuz. Sizi uyandırmadık ya da rahatsız etmedik inşallah. Yok tabii, ben gelin içeri gelecek. Tabii. Biz sunuşlarımızı yaparken bu kapı bize açıldı. Demek ki gerçekten doğruymuş. Araştırma yapan, çalışan evet, insanlara bu kapı açıkmış. Zaten açık, onlara açık. Bana onun sokağında bile olmak yeterdi ama eşi Güler Yücel'in seslenişi ve tahta bahçe kapısını ardına kadar açışı ona ait başka dünyalara doğru yolculuğa çıkacağımı müjdeledi. Can buraya gelirken bir tek Shakespeare'ler mevlüt getirdi. Tek kitaplar hep Kuzguncuk'ta kaldı. Öldükten sonra tabii çok üretti. Ben kafamı durduramıyorum. Ben boyuna şiir yazıyorum diyordu. Evet. Ben de bazen kafası kıyarken ben tutuyordum notları. Yani o şiirler canım benim diye. Yani o söylüyordu, siz yazıyordunuz. Ama yani o da yazıyordu tabii. Tabii ki de, muhakkak. Bazen de hadi otur yaz diyordu. Yoruluyordu hastalığın son zamanında. Neyse biz bu kütüphaneye gittikten sonra düşündüm ne yapacağız? Bir yük daha alalım üstümüze diye. Evet. Kütüphaneye şey yaptık. Bir yük değil tabii bu. Gayet tabii. Hayatta yattık dün gece. Üstümüzde meltem. Çekik kokuyor ellerim hala. Senle yatmadım sanki. Dağları dolaştım. Ben senden öğrendim deniz yazmayı. Elimden düşmüyor mavi kalem. Bir kandil çıkar gibi sefere. Okula gidiyor öğretmenim. Ben de ardından açılıyorum. Bir poyraz çizip deftere. Bu küçük odada büyük şair Can Yücel'i iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Can Yücel hayranlarının bir gün yolu Datça'ya düşerse eğer burayı görmesini çok arzu ederim. Ve şairin tam da kendisini ifade eden çok güzel bir dize.
Ölürsem neye gam yerim ki en çok? Bir daha küfretmeyeceğimi. Efendim Güler Hanım, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencilerinden. Öğrencilerindendim ve birincilikle girdim akademiye. Güzel sanatlarda okumaktayken ne oldu? İlhamdan karşılaştık, sonra ben yarım bıraktım resmi. Ama hep devam ettim. Yani şöyle mesela nereye gitsem ilk önce gittiğim yer müze. Evet. Resim yani içimde kalmıştı. Can boş vaktim var şimdi. Kendi kendime resim yapıyorum. Yaptığım resmin tarzı işte ne bileyim ne denirse. Hiçbir tarzı yok benim tarzım. Ama sanat öyle bir şey ki yaşadığın çevreden etkileniyorsun. Hı hı. Mesela bu resimleri İstanbul'da yapamam. Evet bu resimleri ancak Datça'da yapabilirsiniz. Ancak Datça'da yapabilirim. Çünkü ben biraz hikaye seviyorum, espri seviyorum resimlerde de. Başlarken nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Yapıyorum. Ondan sonra şak diye konu geliyor. İlle içinde bir şey olması lazım. Neden öyle olduğunu izleyenlerimiz az sonra anlayacaklar. Resimleri görünce anlayacaklar. Ben birkaçını gördüğüm için şimdi söyleyebiliyorum. Çevrenizdeki yaşamdan, evet. Söylentilerden, hikayelerden, her şeyden çok etkileniyorsunuz resimlerinizi yaparken. Evet. Çok, doğa bir kere harika tabii burada. Ve yerel halkı çok hoş buranın. Evet. Yani espri bizim gibi gelenlerden farklı. Hani üstten bakmak gibi bir şey. Alışkanlıkları yok. Hayır çok şeyler. Çok bence gerçek hayatı biliyorlar bizden farklı olarak. Mesela ben burada çok kolaymış gibi geliyor ama bir domates yetiştiremedim. Tabii o toprağı biliyor, ağacı biliyor. Bizim bilmediğimiz şeyleri biliyor. Yani bilginin kimde olduğu belli değil. Evet. Ben işte bir takım bir şeyler biliyorum ama onların bildiklerini bilemiyorum. Onun için onlarla çok iç içe olmak bana keyif veriyor ve onları resmetmek istedim. İşte birkaç örneği hemen gösterebiliriz. Gösterelim. Hangisini istersiniz şunu? Mesela şu alttakilerden başlayalım. Şimdi bu kına gecesi. Burada çok güzel düğünler oluyor. Evet. Kına gecesi oluyor. 3 gün 3 gece herkes kafayı çekiyor, dağıtıyor. Kadınlar giyiniyor. Kırmızı giyiyorlar. İşte damatı orada, kaynanası bilmem nerede. Hızır Şah da doğada yaşayan bir adam. Aa evet. Bu adamı keşke çekseniz. Yani var mı böyle birisi? Var. Yani burada olmayan bir şey yapamıyor. Olmayan bir şey yok burada. Adam Hızır Şah'ta yaşıyor. Mutfağı burası, yatağı burası. Çamaşırları burada işte bunlar da benim. Bir ağacın yanında. Böyle bir adam biraz iyi yani. Burada ne yapıyordunuz? Ben camiyi dolaşırken siz burada bir mezarın başındaydınız. Ne yapıyorsunuz? Bak, bu mezara bir şeyin yapraklarını koyuyordunuz siz. Ben su getirdim. Şu çiçeklere su dökeceğim. Onun için geldim. Bu mezarlara siz mi bakıyorsunuz? Bak çiçekler var hep başlarında. Onları suluyorum boş zamanında. Allah rızası için. Peki nerede yaşıyorsunuz? Bak şu karşıdaki arazi benim o ağaçlık olan yer. Şimdi orada yaşıyorum. Kaç yıldır buradayız? 75 yıldır. 75 yıldır. Hiç aralıksız. Askerlik yaptım 2 sene. Eskişehir Kütahya. Bir askerlikte ara verdiniz yani burada yaşamaya. Başka çıkmadım, neden çıkayım? Size de tavsiyem buradan ayrılmayın. Ben sizin adınızı duymuştum. Neydi? Bahsedinizi duymuştum. Olabilir. Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel sizin bir resminizi yapmış. O sizi görmüş. Tabii sizin bunu bilmenize imkan yok. Yok. Ama o sizi görmüş ve aferin. Sizin hayatınızı resmetmiş. Olabilir. Biz onu bir tablonun üzerinde gördük. Olabilir. Çünkü burada biz nelerle karşılaşıyorum ben burada. Bilhassa yazın binlerce kişi suya geliyorlar, camiye geliyorlar. Benim fotoğrafımı
her yaz 100 kişi çeker. Dediğin olabilir. Bu ortam mı veriyor size bu? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Şair Can Yücel'in hatıraları arasında Güler Yücel ile bir kahve sohbeti. Sonra onun sıra dışı tabloları hakkında konuşmak ve günün en sıradan işlerinden birini yapmasına, çamaşır asmasına yardımcı olmak. Böylesi bir deneyimi zaten olsa olsa bir tek burada. Can ve Güler Yücel'in evinde yaşar insan. Artık Güler Hanım denize gidecek. Onu engellemeyelim. 40 dakika yüzüyorum her gün. 40 dakika. Aynı çok kadar. Güzel. Çok güzel. İyi oluyor. Aynen. Şimdi bugün günlük güneşlik ama dün hava bayağı bozuk. Hava bozuk bozuk hiç farkında değilim yani. Ama... Strabo'nun dediği gibi Tanrı kullarının sağlıklı olmasını isterse onları Datça'ya gönderir. Zaten bana doktor dedi ki sen bu sigarayla İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan ölürdün dedi. Ha, Datça kurtarıyor senin bu şeyin, evet. Sigara. Çünkü çok sigara içiyorum ben. Sesim bende belli. Biraz azaltın. Azaltın diye. Can Yücel'in yaşadığı mekanda olmak, onun şiirlerini yazdığı mekanlarda dolaşmak yetmezmiş gibi bir de eşi Güler Hanım'ın candan misafirperverliğiyle içimiz ısındı. Şimdi ondan ayrıldık ve yine bu dar sokaklarda gezmeye devam ediyoruz.